Fehmi'cim, iyiyiz, iyiyiz. Her şey yolunda Fehmi'cim, merak etme. Bizi merak etme sen, iyiyiz. Kayınço mu? Çok çok selam söyle, çok çok selam söyle. Hiç merak etmesin. Ev, çocuklar falan hepsi bana emanet ha. Evet. İyi Fehmi'cim, onda selam var şimdi. Selam söyledi sana. İyi, iyi. Aynı. Bildiğin gibi bir değişiklik yok. Evet. İş bakıyor, bakıyor, iş bakıyor. Bakıyor da yok yani, değişiklik yok. Umudum da yok yani. Bir şey söyleyeceğim. Oradayken bize gelirken zeytinyağı getirsin hazır. Ayvalık'ın zeytinyağı çok iyi olur. Ekmeği banar banar yeriz. Ay, şey, ne diyeceğim sen? Bitmedi değil mi? Bit... Ha. Aa. Ay büyük iş çıktı Fehmi'ciğim. Hay Allah ya. Öyle diyor. Anladım, anladım. Tamam canım, sen iyi bak kendine, dikkat et. Orada ne yedin, ne içtin, dikkat et. Hasta olma, tamam mı canım benim? Tamam. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Fehmi'ciğim. Ne yapmış kayınçom? Halletmiş mi orada işleri? Şimdi o tesisat nereden kaçak yapıyor falan filan, onlar daha belli değilmiş. Belki böyle bayağı bir kırıp dökeceklermiş yani. Aa, bunca zamandır orada. Ya kusura bakma yenge ama benim kayınço da yani hiç adam çalıştırmayı falan bilmiyor yani. Ben orada olsaydım var ya şimdi çoktan hallettirmiştim o işi. Pe. Seni de sordu. Ha? İş diyor, bakıyor mu diyor. Sordu. Bak görüyorsun değil mi? Aslan kayınçom diye boşuna demiyorum ben ya. Orada işi gücü bırakmış beni düşünüyor adam, görüyor musun ya? O Lide nasıl gözümde tüttü, nasıl özledim. Ya var ya hasret kaldık ya. Aa ne diyorum? Acaba Melahat'a söylesem de hep beraber toplanıp oraya mı gitsek yenge, ne dersin? Nereye mi gitsin? İşte Ayvalık'a, Yazlı'a, kayınçomun yanına. Hem havalar da ısınmaya başladı, güzel orada denize falan da girilir belki şimdi. Yok canım yani girilir de orada inşaat evde. Kırık dökük her yer, ev yok ki ortada. Nereye gidiyoruz? Olmaz. Tamam canım, moralini bozma. Ev yoksa gider bir otele yerleşiriz. Yani otelde falan kalırız ya. Önemli olan gitmek değil mi yani? Gidelim, eğlenelim. Hayırdır baba, nereye gidiyorsunuz? Ha işte Ayvalık'a, dayının yanına kızım. Yok be çocuğum, yok. Bir yere gittiğimiz plan yok. Öyle yani. Hay yok, ben zaten gelemem, benim sınavlarım var. Ben evde kalırım, siz gidersiniz, ben çalışırım. Sunacığım zaten biz de gidemeyiz. Çocuğum nereye gidiyoruz yani? Anne seni bırakıp gider mi çocuğu, olur mu? Bu arada anne nerede? Onun işi varmış. Sabahleyin işin var diye çıktı gitti. Allah Allah. Ya bu kadın çıkıp çıkıp... Yani İstanbul koca memleket... Çıkıp gidiyor. Nerelere gidiyor? Kaybolacak edecek mi? Korkuyorum ben ha. Ya saçma mı Rukiye'cim? Sen Melahat'ı bilmiyor musun? Cin gibi kadındır o ya. Ona bir şey olmaz. O halleder gelir şimdi. Sen merak ol. Rahat olun biraz ya. Allah Allah. Hayır söylemeden etmeden çıkıp gidiyor. Nereye gidiyor anlamıyorum ki. Ya sabahleyin uyku sersemi de bir şeyler anlattım ama ben anlamadım yani. Gir. Tabağı altına tutuşuyorum. Yok Mori. Çok tuhaf oldu böyle. Çok tuhaf oldu böyle. Olmay sanki biz sana zor ile temizlik yaptırıysak. Öyle gösteriydi şerdin. Aşk olsun, niye ayıp olsun canım? Allah Allah, öyle şey mi olur yani? De, yani tekrar tekrar söylüyorum, kusura bakmayın. Kimseye söylemeyin mi? Ha merak etme, merak etme. Biz kimselere söylemeyiz Melahat Hanımcığım. Ama yani sen bu işi yapmak istiyorsan, ben sana müşteri de bulurum. Aa, çok iyi olur. Hem Hulusi bir iş bulana kadar aile bütçesine katkıda bulunmuş olurum. Ha, ha sen hiç merak etme. Ben şimdi diyorum ki Fatu Anacığım, biz bütün mahalleye şöyle bir haber uçurursak bir tek boş günün kalmaz. Ay yok, mahalleden olmaz. Duyulur sonra ben sizi tanıyorum diye geldim. Kimseye söylemezsiniz diye geldim ben size. Ne var Mori? Ne var? Ayıp bir şey mi yapaysın sen? Temizlik yapaysın, namusunla çalışıyorsun, ne var burada? Doğru söylüyorsun Fatu teyze, namusumdan paramı kazanıyorum da işte duyulursa şimdi Hulusi yatarken kardeşini temizliğe gönderdi diye abime laf edilir, abimin de kalbine iner diye korkuyorum yani. Ha, bir şey soracağım sana. Niçin yatıyor senin kocan? Ah, ah hiç sorma, hiç sorma, hiç açtırma kutuyu. Fato teyze öyle bir dertliyim ki ben. Neyse, işler kalmasın. Şu suyu değiştireyim de ben temiz suyla devam edeyim. Çok seviyorum ben gıcır gıcır böyle. Bayılıyorum temizlik yapmayı.
Bu değil normal mi? Bak yürü müsün? Ne kocalar var. Sen dua et, Sami gibi bir adam buldun. Yat kalk dua et. Aa, bak temizlikçi tuttu senin için. Karının kocası evde uyuy. Uyuy. Sami nerede çalışıyor? Bak ne kocalar var. Evet. Vallahi haklısın yani Fatih Anacığım, haklısın. Sami bana hayatta kıyamaz yani. Haklıyım, her vakit haklıyım. Meyvana. Babacığım. Bir bak, garda temizlik var ya şimdi kızım. Ubanen sıkılırsa unu alır aşağı ineriz sen, tamam? Tamam babacığım, ben birazdan çıkarım yanına. Heh, iyi. Hı. Tamam. Mavişim, diyorum ki baban gibi biz de parasını verelim, bize de gelsin temizlikçi. Zerşön olur yani. Ya hayır Şahin, istemiyorum. Ben yavaş yavaş yapıyorum, hallediyorum. Ya Sami abicim, temizlikçi mi çağırıyorsun abi? Ya yani... Sami abi, yani sen iyice sosyete olmuşsun ha. Sana ne be? Allah Allah, valla elimi tersinizi yapıştıracağım şimdi tane. Ne sosyetesiyim şu? Bilmiyorum ama hanım hamile. Ondan sonra hem anam da hasta. Ne yapayım? Ne yapayım? He? Ne yapayım? Ne yapayım? Adam haklı. Al, değil ya, haklı değil. Bütün işleri sen yapıyorsun usta ya. Her şeyi, temizlik, memizlik, yemek. Deterjan kokuyorsun yani sürekli. Sana ne be? Allah Allah, sen neden er lafın içine giriyorsun? Gereksiz kerpe. Sami abicim, şimdi Elvan hamile, yenge hamile, nine de hasta. Ben hanıma rica edeyim, o gelir temizler sizin evi. Yok be Alper, sağ ol. Önemli değil, biz hallettik. Benim zaten öyle ayda yılda bir defa çağırıyoruz. Bu kadar önemli değil yani. Ama eksik ol, sağ ol. İyi madem. Sen şey yaparsın. Tamam babacığım, sen merak etme. Her şeyi yapıyor. Her şeyi. Ne şey mi? Her şey. Şahin. Ne yapıyor? Ne bileyim, öyle söyledim yani. Değil mi? Afiyet olsun. Hı, afiyet olsun. Enişte. Heh. Bak babam kaç kişiden ricacı oldu. Ona bunu ağız eğdi. Sana bir tane iş buldu. Ama sen çalışmadın enişte. Gidi o işler bana göre değil ki Ahmetciğim. Hulusi abi. Affedersiniz de başka bir iş bakıyor musunuz? Ah, bakmaz mıyım Ali'cim? Bakmaz mıyım? Ama işte o işler benim yeteneğime göre işler değil. Ya. Senetlerin de günü geliyor biliyor musun enişte? Babam da sorup duruyor biliyor musun enişte? Enişten diyor acaba iş buldu mu diye. Ya arıyorum zaten. Bugün yarın bulurum, merak etmeyin siz. Merhaba, merhaba. Hoş geldin Seyfi abi. Hoş geldin baba. Vay, 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 vay. Muhtarıma bak yemin ediyorum. Ya seni görmeyince nasıl özlüyorum, nasıl özlüyorum abicim anlatamam ya. Atalım bir tavla. Atalım tabii. Atmayın enişte. Tavla atmayın enişte. Hani sen iş bakacaktın? Hakikaten ne oldu senin o iş? Allah Allah, herkes de benim iş bulmama taktı ya. Ya siz niye benim için böyle bir endişeleniyorsunuz, bir panik yapıyorsunuz? Rahat olun biraz. Ben rahatım, siz de rahat olun. Ya düşündüm, taşındım da. Sen gerçekten haklısın, biz hata ettik yani. Öyle diyorsunuz da babacığım, yani insan çalışmadan nasıl para kazanacak, değil mi? Güzel soru. Ama adam yani şair. Şiirlerini bir görseniz şaşarsınız. O kadar mı güzel olur ya? Ah abicim, yemin ediyorum ne kadar güzel söyledin. Bunlar sanattan anlamıyorlar. Anlamıyoruz enişte. Fakat senin sanatının karın doyurmadığını da görüyoruz enişte. Hulusi'yi işe alın. Yani bence bir de işim yoğun diyorsunuz ya. İşiniz yoğunmuş madem, alın çalıştırın ya. Daha iyisini mi bulacaksınız? babacığım, yani biz... Bu dükkan hani şey ya, küçük gibi de ikimiz yetiyoruz baba buraya. Oğlum Hulusi yabancı değil, Ahmet'in eniştesi. Yarın bir gün dükkanı rahatlıkla teslim edebilirsiniz. Güvenilir bir insan yani, o açıdan diyorum. Aslında düşününce bana da çok mantıklı geldi biliyor musunuz muhtarım? Bak Ahmetciğim, ne dersin ha? Benim bu üstün yeteneklerimden faydalanmak istemez misiniz? Ahmet abi, Ahmet abi. Fikret teyze, Sibel abla gündelikçi çağırmış eve temizliğe. Aa, baksana iyi, çok iyi yapmış. Yani ne bileyim, bana çok gerek yok gibi geliyor böyle şeyleri be canım benim. Yani deseydi biz gidip yapıverirdik hemencik. Yani tabii yapardık ama artık ev ne kadar pisse Sibel abla bizim görmemizi istememiş. Annem öyle söyledi, konu komşu öyle diyormuş. Nurten'e bak, bak Nurten'e. Oradan yetişiyor, görüyor musun sen Nurten'ime bak. Yani merak ediyor mahallede ne oluyor, ne bitiyor. Ay canım. Ya merak ediyor da, ya artık
Çıksın gelsin yeter Dilekciğim. Çok özledim ben komşumu ya. Aa, evet biz de öyle. E söyleyeyim arasın seni Rukiye teyze. Arıyor. Yok o hiç şey yapmaz, boş bırakmaz. Arar, hatırımı sorar. Konuşuyoruz telefonda ama böyle yüz yüze konuşmak gibi olmuyor ki Dilekciğim. Bak Nazlı da arıyor. Ama şişt, yani bunu ne kadar özlediğimi sen gel bana sor. Çok özlüyorum. Anneni de çok özlüyorum. Çok özlüyorum. E Nazlı ablanın işleri nasılmış? Annem onu da sormuştu bak. Bak ya Nurten ablaya bak. Herkesi tek tek sormuş. Bak demek ki bizi çok özledi. Biz de onu. Salonu bitirdim. Nasıl olmuş ama gıcır gıcır değil mi? Amari. Mari eklerine sağlık. Vallahi bu ev daha ömründe böyle temizlik görmedi. Tabii doktor bana şimdi riskli hamilelik dedi ya. Ben uzun zamandır el süremiyordum tabii. Yani riskli hamilelik olmadı ki zamanı da gördük canım benim. Eline alırdım bir tane süpürge fırt fırt kose yapaysın kose yapaysın fırt fırt. Ama bak nasıl güzel yapay. Şimdi ben diğer odalara girerim, çamaşırı da attım. Ondan sonra mutfağa girer, bitir. Allah razı olsun kızım senden. Ben de sevdim sana yardım edem ama dizlerim biliyorsun benim problem var. Aşk olsun ayol, olur mu hiç öyle şey? Ben yaparım, siz gelin kaynağına oturacaksınız, ben halledeceğim. Ben sana diyorum, ben bayılıyorum. Gıcır 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 gıcır. Çalışayım yapayım. Oh. Hadi, siz oturun. Maşallah. Eli de çok hırslı. Yapay. Doğru söylüyorsun Fatonacığım. Yani aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor. Sen bir de kanun insanı olacaksın. Boşuna okumuşsun hukuk fakültesinde onca sene. Nevzat için mi diyorsun? Pöf sana Suna ya. Herkes 4 senede falan bitiriyor üniversiteyi. Nevzat 8 sene. Gitti geldi. Yani onlardan bence daha çok şey biliyor. Ben gerçekten anlamıyorum. Yani insanlar için bir yaptırım varsa neden hayvanlar için de olmuyor? İyi de öyle kanunlar kafana göre çıkmıyor ki. Kanunlar için toplumsal gerçeklikler var, belli çıkarımlar var. Yani alt kimliğindeki gelenekler, örfler, adetler var. Yani bu senin söylediğin yaşadığımız coğrafyada imkansız. Ya neden imkansız olsun? Hayvanların canı yok mu, duyguları yok mu, canları acımıyor mu? Eğer onlara saldıranlara bir ceza uygulanırsa bir daha yapmazlar. Bunun için cezaya gerek yok. Vicdanlı her insan zaten kendinden aciz bir canlıya zarar vermemesi gerektiğini bilir. Bunu bilmiyorsa psikolojik sorunları var, o adamın da cezai ehliyeti yok. Anladın mı? Vicdanlı olsan yeter. Ya sen gerçekten herkesin bu kadar vicdanlı olduğunu mu düşünüyorsun ya? Olabilir mi böyle bir şey? Hayvanların da sesi çıkmıyor, o zaman biz de susalım. Susma, susma, haklarını savun. Ama bunun için bir kanuna gerek yok diyorum. Çünkü adalet sistemi insanları dil, din, ırk, mezhep diye ayırmaz. Ama hayvanlar öyle mi? Ya ne farkı var? Canım benim bak, evcil hayvanlar var. Vahşi hayvanlar var, sokak hayvanları var, evde beslediğin hayvanlar var, besi hayvanları var. Hangisine göre kanun çıkartacaksın? Sanki Nevzat doğru söylüyor ya. Kurbanda dana kestik diye bizi içeri mi atacaklar? Ya bunun için zaten cezaya, yasağa gerek yok. Toplumsal farkındalık, eğitimle bunu sağlayabilirsin. Üstelik bizim sokaklarımızda hayvanlarımız var, biraz hayvansever bir milletiz. Almanya'da var ya, size bir şey söyleyeyim mi? Sokakta bir tane köpek göremezsin ha. Eğer varsa onu hemen alıyorlar, barınağa götürüyorlar, kapatıyorlar. Bizde öyle mi? Camımızda kuşumuz var, bahçemizde kedimiz var, sokağımızda köpeğimiz var. Onları seviyoruz tamam. Eğitilmesi gereken, öğretilmesi gereken bazı şeyler var ama bizler vicdanlı, hayvansever bir milletiz. Hiç öyle zannettiğin gibi değil o işler biliyorsun değil mi? Geçen biz Burak'la dersten çıktık, parka gidiyoruz. Burak mevzusu da açıldı. Pardon ya, o hayvanlardan bahsetmedim. Bir de sırtlanlar var, çakallar Nevzat, var. Nevzat ben bir şey atmacalar... anlatıyorum. Ha ben Burak deyince konudan koptum ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Kim bu Burak? Benim sınıftan arkadaşım. Peki ne oldu? Parka gittiniz sonra? Şahin sen bana tatlı bir şeyler getirsene ya. Bu Burak mevzusu açıldı. Belli ki muhabbetin tadı kaçacak kardeşim. Tamam. Neden? Anlat. Çakalların hayatını anlat. Vahşi doğada nasıl hayatta kalıyorlar onlardan bahset. Ay neyse. Parkta yürürken bir tane adam gördü. Böyle kedileri yanına çağırıyor. Tekme atıyor. Evet. Demek Hulusi enişte burada çalışsın diyorsun sen. Öyle mi yani. Seyfa? Yani tabii eniştemiz hani başımızın üstünde yeri var, o ayrı da. Bir dakika, böyle başımın üstünde yeri var olmaz. Ahmetciğim şimdi tamam biz akrabayız, birbirimizi çok seviyoruz ama iş başka,
Akrabalık başka, profesyonellik başka. Yani burada profesyonel bir iş yeri, öyle bakmak lazım. Görüyorsun değil mi? Nasıl işe hakim, nasıl işi biliyor ya? Evet. Hadi o zaman şimdi şartları konuşalım. Ne şart? Ne şartlarından bahsediyorsun senin işte? İşte ne bileyim canım, maaştır. İşte yol parasıdır, yemek parasıdır, sigortadır falan. Hulusi abi, yani yol dediğimiz şey zaten iki adım. Bakın bir, iki yapınca ev, evdeyiz. Yemek dediğimiz zaten işte biz ne yiyorsak hep beraber onu yeriz. Ya maaş da kusura bakma, bu senetler ödeneye kadar biz veremeyiz yani maaş. Ali kardeşim, biz ne yiyeceğiz o zaman? İşte diyorum ya abi, biz ne yiyorsak hani beraber Ahmet abi, değil mi? Sen de onu yersin. Ya ben lafın gelişi biz ne yiyeceğiz diyorum canım. Onu demiyorum. Ne yani, maaşsız beni Boğaz Toplu'nda mı çalıştıracaksınız? Yani kusura bakmayın ama şartlar hiç iç açıcı değil yani. Senin durumun acayip iç açıcı abi. Senin durumun parıl parıl parlıyor. Ya kaç zamandır işsizsin sen enişten? Bir dakika, bir Hulusi'nin şartlarını da bir öğrenelim çocuklar. Belki kabul edeceksiniz ya, lütfen. Ya baba, iyi tamam, tamam şartları öğrenelim. Neymiş şartın Hulusi abi? Şartlarım şu, söyleyeyim ben. Hatta şöyle yapayım, şartlarımı bir şiirle anlatayım. Nasıl? Ay çok güzel olur ya. Başlıyorum bir saniye. fazla mesai yapmam, maaşı yarım isterim. Sigortasız çalışmam, satıştan prim de beklerim. Öyle ağır yük falan da kaldıramam. Günde üç öğünde yemek yerim. Eğer bu şartlarda anlaştıysak hayırlı olsun dedim. Görüyorsunuz değil mi? Yetenek bu işte. Yetenek bu kardeşim ya. Ben yani ne diyeceğimi gerçekten şaşırmış durumdayım yani. Senetler bitene kadar maaş falan veremeyiz enişte. Satıştan prim mevzusuna gelince biz baştan prim veremeyiz enişte. Ama senetler bittikten sonra eğer lüzum görürsek bu detayları akabinde konuşuruz. Gerekirse kirişte. Tamam tamam. O zaman anlaştık. Verin elinizi. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hiç merak etmeyin. Dükkandaki satışları patlatacağım. Bana güvenebilirsiniz. Üstün yeteneklerimle yanınızdayım. Evet. Ağır şeyler taşıtmayın. Hadi o zaman tavlaya gidelim. Ne tavlası o? Ne tavlası işte. Gel. Dükkanı bir tanıtalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mesut, siparişin geldi. Bak o yumurta. Al. Bakalım 10 tane mi? 2, 4, 6, 8, 10. Tamam. Alalım içeri. Bir de say sana. Sayacağız oğlum. Yolda bulursan da say demişler. Maşallah vallahi. Tavuklar iyi yumurtlu herhalde Bekir. Aa, unutmadan Bekir abi, bana da bir 10 tane ayarla. Geçen verdiklerini hanım çok beğenmiş. Ya Alper, ya benim tavuklarım bu yumurtası beğenilmeyecek gibi mi ya? Çift sarılı porsiyon sanki. Adil abi, vallahi bu Bekir var ya, senin işleri elinden alacak. Sen bu kadar yumurta satmıyorsun ya. Sorma Mustafa ya. Yani oldu olacak, peynir zeytin içine girsin de yani içi rahatlasın yani. Yok yok, merak etme. Erzurum'dan çeşit peynir sipariş verdim. Gelin Adil Hoca. Oo, iyi vallahi. Biz eve ne ekmek götüreceğiz acaba Bekir? Yani ekmek falan da sat da yani oldu olacak seyyar bakkal. Tabii doğru söylüyor şimdi bak. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Hoş geldin. Buyurun. Amirim, hemen bir tane çay yapıştırayım mı? İster misiniz? Hadi yapıştır bana bir tane. Selahattin girene kadar yapıştır bakalım. Yapıştır hemen. Ne yapacağız Beşir? Neydim amirim? Yumurta satıyor abi işte. Ha, yumurta satıyor. Ha, peynir de satıyor amirim. Haksız rekabetçi resmen yani. Ya Adil hocam, sattığımız 2-3 tane yumurta niye böyleydi sanki ya? Allah Allah. 3-4 tane yumurtaymış. Yahu ben vergimi veriyorum, stopajımı yatırıyorum ya. Sen fişsiz faturasız haksız rekabet yapıyorsun yani. Resmen çok para kazanıyorsun. Aşk olsun. Vallahi kalbimi kırdın ya. Ya sattığım 2 tane yumurta Adil hocam, senin gözen mi battı? Ben anlamadım ki yani. Niye böyle değil ki, ben anlamadım yani. Adil hocam haklı. Adil hocam haklı Beşir. Sen de geçmiştir, adamın tezgahının karşısında tezgah kurmuş. Ne? Amirim öyle değil ya. 2-3 tane yumurta satıyorum ya. Ne yetmişim ki sanki? 2-3 tane yumurta peynir de satacakmış amirim. Ne? Ya. Peynir de mi? Öyle hemen satamaması lazım ama amirim, bence de. Yani değil mi Adil hocam? Yani... Önce bir tadım yapalım, kalite kontrol yapalım. Sonra bakarız. Evet, orası öyle. Doğru.
dadım yaparsak olur. Kalite kontrolü yaparsak olur. O zaman sen getir bakalım peyniri, bakalım biz ona. Ondan sonra olursa olur. Ya abim siz isteyin yeter. İlk size getireceğim. Elvan, ben boşuna çakal demiyorum ya. Ben çocuğu gördüm. Sağlam ayakkabı değil. Ya insan sarrafı konuştu. Ne ara gördün de ayaküstü karar verdin ya? Ben öyle bir gördüm, bir şık diye tanırım, tamam mı? Çakal, menfaatçinin biri. Ya menfaat ilişkimiz yok. Sınıf arkadaşım. Not alıp not veriyoruz. Sınava çalışıyoruz beraber. Sonra sınamaya gidiyorsunuz. Ondan sonra parkları geziyorsunuz. Sen ders çalışıyorsun. Burak Bey de oh mis gibi hazıra konuyor paşam. Ben benden not isteyen herkese notlarımı veririm. İşte safsın. Ben de onu diyorum. Sen gece boyunca çalışmışsın. Ay sen çok uyanıksın çünkü. Sen değil misin mahalledeki herkesin davasına bedava bakan? Aynı şey mi? Aynı şey mi? Belli ki çocuk menfaatçi diyorum ya. Ben adamı gözümden tanırım. Bak gerçekten hayat dersi dinlemeyi çok isterim ama sınava çalışmam lazım. Tabii tabii. Çalış. Çalış çünkü sen şimdi sınavda Burak'ı önüne alırsın. Ona kopya da verirsin. Çocuk çalışamamıştır. Geçsin şimdi değil mi? Şey soracağım sana bu arada. Senin bu bıyıklarını böyle aşağı doğru çekip kepenk gibi kapatmak mümkün mü? Alo herkese. Mavşim. Ya ev var ya harika olmuş. Pırıl pırıl muhteşem olmuş. Şahin. Bir görsen var ya. Sen şişsene. Ne oldu? Aa Suna ders çalışıyor görmüyor musun? Baksana. Aa entschuldigung ya. Sessiz olalım biraz değil mi? Tamam tamam. Entschuldigung özür diliyorum. Şahin sen dediklerini duymadın mı? Neyi? Şahin'cim ne demediler mi gizli geliyor kadın temizliğe diye? Suna duymazsın sussana. Ha. Ya peki Melahat hala niye bunu gizli gizli böyle tutuyor ki anlamadım ben. Bilmiyorum Şahin ama zaten seni ilgilendirmiyor. Sen çeneni tut yeter. Tamam tamam tuttum. Ben karar verdim. Biz de parasını verelim. Temizlikçiyi alalım. Ya çok rahatlık oluyor ya. Bir de tertemiz yapıyor. Tamam sonra konuşuruz tamam mı? Lütfen şimdi sus. Tamam tamam. Nevzat. Nasıl gidiyor işler? İyi Şahin. Her şey yolunda. Yolunda yolunda. Bir şey içer misiniz başka? Aslında ne düşündüm biliyor musun anne? Bizim evin de şöyle dip köşe temizliğe çok ihtiyacı var. Anneme giden Emine abla yok mu? O memleketine gitmiş, evleş gibi oldu. Acaba diyorum ya biz Sibel ablaya bir gidip baksak mı kadının işine? Ay ne kadar doğru söyledin. Hadi gidip bakalım Gülden abla. Yok artık saçmalamayın. Allah Allah. İşin ortasına çıkılıp gidiyor ne kadar ayıp bir şey. Anneciğim kapıdan bakacağız sadece. Ya şöyle kapıdan bir bakalım diyorum. Ya çocuğum evde temizlik varken misafir gibi gidilir misin? Birisi gelse senin hoşuna gider mi? Tamam sen git. Sen tek başına git. Yani ne de olsa ev hanımlığı konusunda bizden daha tecrübelisin anneciğim. Şöyle bir göz ucuyla bakarsın bu kadının işi iyi mi, iyi temizliyor mu anlarsın. Tamam tamam bakarım da şimdi dişli kadın işini bitirsin sonra. Evet. Boyalamayalım şimdi tamam. Kadını. Meraklı ol. Dur açayım kapıyı. Ay terliklerim. Aa, hoş geldin enişte. Ne haber Gülden? İyidir. Melahat nerede? Ona çok müjdeli haberlerim var ha. Öyle mi? Aa, sahiden nerede hala? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Çıkmış gitmiş. Sabahtan beri yok. Aa, daha gelmedi mi? Yok gelmedi işte. Ama nereye gitti işte bilmiyoruz. Onu diyorum ben de. Demek ki alışverişe falan gitti. Neyse ona vereceğim müjdeli haberi duyunca çok sevinecek çok. Ay enişte çok merak ettim. Neymiş bu müjdeli haber? Yani özel değilse söylesene. İşe girdim. Aa, ne? Aa, işte. Ay, hadi hayırlısı. Gerçekten, hayırlısı. Sevindiniz değil mi? Tabii. Yani. Sevdik. Mori 5 dakika bile durmadı. Arı gibi vızır 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 çalışıyor. Vallahi bravo. Odalar da bitti Fato teyze. İstersen geç dinlen. Yok, ben isla bile rahatım kızım. Ha, şimdi mutfağa gireceğim ben. Yemek de yapayım mı Sibel? Ay yok Melahat'cığım sağ olasın ya. Biz hallederiz onu. Değil mi anne? Kızım, haydi otur 5 dakika biraz dinlen. Çok yoruldun. Haydi otur biraz. Yok yok oturmayayım Fato teyze. Bir an önce bitirip gideyim de evdekiler merak etmesin. Hadi ben gidiyorum. Hasıl, hasıl. Bizde derler böyle hasıl karı. Çok. Hadi bakalım. Ya hayırlısı diyelim. Ya doğruysa tabii çok sevindim. Yani ben bile sevindim polis abi. Sizin sevmeniz son derece önemli hanımlar. Lütfen sevindiğinizi evde kocanıza da defaten söyleyin. Şaşırdınız değil mi? O zaman bombayı patlatıyorum. Hazır mıyız? Bak duyunca daha da çok sevineceksiniz. Ben nerede işe girdim biliyor musunuz? Nerede? Nerede?
Ahmet'le Ali'nin yanında dükkana. Aa! Bak çok sevindiniz değil mi? Ben size sevineceğinizi söylemiştim. Hiç merak etmeyin. Oraya, o dükkana ciro rekorları kırdıracağım. Ciro! Amirim, Yasemin hangi gün geliyor? Ha, Yasemin hafta sonu geliyor Selahattin. Biletini aldık. Amirim, çocuk tek başına kaybolmasın. Ya yok, ne kaybolması? Ne sözü ayrıca? Yasemin sen görmeyeli bayağı büyüdü Selahattin. Kocaman kız oldu. Ayrıca o babasının kızı. Kaybolmaz. Bir şey yok, sıkıntı yok. Annesi oradan Trabzon'dan otobüse koyacak onu. Ben buradan bagajdan alacağım, garajdan alacağım onu. Vay be, demek kızını ziyarete geliyor ya amirim. Evet, geliyor. Babasını özlemiş. Geziniz aydın. Sağ olasın, ben de özledim tabii. Biraz kızımla vakit geçiririz. Ya amirim çok iyi düşünmüşsünüz ya. Baba kız biraz vakit geçirirsiniz. Evet. Amirim ya sizin işiniz de ne kadar zor. Yani onlar orada, siz burada. Evet öyle. Nasıl zor Mustafa? Zor tabii. Görev ama ne yapalım? Biz buradayız, onlar orada. Anne baba yaşlı, bakıma muhtaç. Hanım orada onlarla ilgileniyor, kızım orada okula gidiyor. O da orada okuyor. Yapacak bir şey yok, görev. Ne yapalım? Ya arkadaşlar, iyi düşündünüz mü? Bak akraba çalıştırmak zordur. Hesap soramazsın, emir veremezsin. Bak ya Ahmet abi. Ya biz doğru mu yaptık? Geldik Seyfi babanın gazına orada. Ne yapayım ben? Ben ne yapayım? Ha kardeşim, ha ustacı ben ne yapayım? Adam kaç zamandır işsiz, halam mutsuz. Babam günde 3 kere soruyor, iş bulamadı mı hala diyor. Ben ne yapayım? Ya benim duyduğum açıkçası yüz kızartıcı bir şey yok. Fakat çalışmayı pek sevmiyormuş. Bak, ne diyorsun abi bak? Çalışacak, çalışmayı sevecek bizim yanımızda. Sevmese de çalışmayı öğrenecek. En azından senetler bitene kadar, butik. Ayrıca öyle laf söyleyememe bilmem ne falan. Ne münasebet ya, iş burası. Biz ne gerekiyorsa söyleyeceğiz. Sen, ben fark etmez, tamam mı? Tabii. Benim enişten falan değil buraya girdiği andan itibaren. Tamam mı? Tamam abi. Başka yolu yok bunun. Ay Fatoğan ana, ben ne diyorum biliyor musun? Biz Melat'ı her hafta çağıralım. Bayıldım, çok güzel temizlik yapmış. E tabi bayılırsın. Tabi bayılırsın. Niçin seni kurtarır her şeyden? Ha dert etmeysin, kendine hizmet ettirirsin. Süper vallahi. Ay aşk olsun Fatoğan anacığım yani. Ben yaparım dedim. Ama Sami hayır yapma dedi. Yani sonuçta riskli bir hamileliğim olmasa ne var canım temizlik yapmakta? Ama ben o sandım bu riskten. Herhalde Sami geldi markete. Dur dur ben açarım. Merhabalar. Melat. Rukiye, senin ne işin var burada? Evet, hadi Selahattin. Oturup durmayalım. Çok işimiz var. Haydi. Amirim, sizin gelmenize gerek yok ya. Biz hallederiz. Evrak işi var zaten. Siz alışveriş falan diyordunuz. Siz işinize bakın ya. Ha, alışveriş. Alışveriş için geç kaldık. Onun için geç kaldık. Mustafa. Ha, buyur abi. Sen bize meyve, sebze onlardan koyarsın. Tabii, tabii. Ama her şeyden koy, tamam mı? Dolap dolu olsun. Tamam amirim, merak etme. Ben akşam geçerken alırım onları. Tamamdır. Tamam, Beşir neredesin? Buradayım, buradayım. Sen de bana o yumurtalardan, peynirden ver kızım. Taze taze yesin onlardan, tamam mı? Yeğenim gelir. Tabii ki hazırlar ama ya. Haydi bakalım. Aa, uşaklar. Ya bir daha bir temizlik falan yaptırsam diyorum evde. Kime yaptırabiliriz onu ya? Amirim şöyle yapalım, ben hanıma söyleyeyim. İşi yoksa yardımcı olur. Ha, olmaz öyle ya. Şimdi dipli bucaklı, dipli köşeli temizlik yapılması lazım. Gelirimizi yormayalım. Amirim dip köşe temizliğe ne gerek var ya? Yasemin gelince yapar. Ne dedi? Yasemin gelince yapar amirim. Benim kızım mı? Evet. Ben kızıma öyle şeyler yaptırmam Selahattin. O benim frambuazlı pastamın kreması. Hem temizlik yapalım ki geldiği zaman desin ki babam temiz evde oturuyor desin, değil mi? Örnek olalım. Amirim şöyle yapalım o zaman. Sami Usta geçen birini bulmuştu. Sami Usta'ya soralım. Öyle mi? Kimdir o? Tanıdık bildik biri mi? Vallahi amirim sorarız da öğreniriz ya. Aa. Ama büyük ihtimalle bizim mahalleden biridir. Güzel, güzel. Güzel. Ben de işte şeye gittim. Pastaneye. Sibel'le karşılaşınca ille gel dedi, buyur dedi, oturmaya dedi. Ben de dedim Fato teyzeyi bir göreyim. Öyle geldim işte. Çok iyi yaptın. Çok iyi yaptın da Melahcığım keşke haber verseydin. Biz seni merak ettik. Ha, komşucuğum ne var merak edesin. Mahallede kime gider bana gelir. Amor geldi biraz lafladık, dedikodu yaptık, alıştırdım bir şeyler mahallede. Ben ona süledim. Ama sen de hiç gelmeysin tatlı komşum beni güresin hiç. Ya geldim işte Fato teyzem, özlemiştim sizi de. Ama
Çok güzel yapmış temizliği. Bravo. Maşallah. Çok güzel olmuş. Yok canım. Aman. Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama yani böyle bir üstün körü ben olsam daha iyisini yaparım. Değil mi yani? Ve Melahat'cığım, güzel yapmış yani. Baksana tertemiz hala. Camları da sildi mi? Sildi. Miş, silmiş. Silmiş de işte nasıl sildiyse artık böyle mutfağa bir yer böyle bir üstün körü bakıyoruz. Bakın bir karış toz yani. Hay Allah. Yok canım. Gayet de güzel olmuş. Ya şey, içerideyse ona da ikram edelim mi? Kek hani bir ara vermiş olur. Kek yesin, o da çağırsanız da. Çıktı o, çıktı. Çıkmış. Ben değil mi gelmeden önce çıkmış. Çıktı. Zaten işi bitmiş idi komşucuğum. Ne olacak buranın temizliği? Zaten işi bitti. Hadi, hadi kızım. Yap bize bir çay. Pardon, sana değil mi için? Bunun hamileliği riskli bilirsin. Ha, sen de yabancı değilsin. Ya bize bir çay. Ay lafım olur Allah aşkına. Tabii yaparım ben çay ya güzel güzel. Onu da ver güzel güzel şey yapayım. Hem de böyle bakayım mutfağı nasıl yapmış bu kadın. Bakayım becermiş mi değil mi? Ana burada da bez unutmuş. Ayrını alayım bari. Sağ ol Melahçığım, sağ ol. Yalan dünya. İşte öyle birisi geçeyim ümür işte. Ya 46'lı. Sen bu kadar kitap okuyorsun da bu okudukların nereye gidiyor ya? Hiçbir yere gitmiyor İdris. Hepsi beynimin içinde duruyor. İhtiyaç hissettiğim anda beynim hatırlayıp önüme koyuyor. Ya ben de kitap okumak isterim de. Uykum geliyor ama son zamanlarda da gözlerim bozuldu. Artık kitap da okuyamıyorum ama cesrim de yani ben de bir iki kitap okumuşum ya. Aa, bayağı çok okumuşsun. Oh. Evrah, bunları al. Hadi hemen aç, kıkır çıkır. Ne yapıyorsun sen ya? Yine doldurmuşsun poşetlerle elini ya. Baba olacaksın sen. Allah Allah, ne alakası var evladım? Gebe olan ben miyim? İhtiyar, dede olan sensin. Hem dede olacaksın, hem baba olacaksın. İki çocukla ya zor olur. Yani onları kucaklayacaksın, sırtında taşıyacaksın, oyun oynayacaksın. Beline dikkat et, sakatlama ondan söylüyorum. Hadi, hadi. Boş ver, konuşma hadi. Tamam. Ne yapıyorsunuz be? Aynı be ya. Asi, sen ne yapıyorsun? Kitap okuyorum. Ha. Aynı, ha, anladım. Tamam. Bu sefer neyini beğenmedin Ferhundiciğim? Boyu kısaydı. Tövbe yarabbim. Kızım ne yapacaksın uzun boylusunu? Ha? Konuşması düzgün olsun, efendim ne bileyim kibar mı, ondan sonra anlayışlı mı? Sen bunlara bakacaksın. Ne yapacaksın boyunu posunu? Ay, ne bileyim Perihan ya. Ama... Kızlar, ha ne yapıyorsunuz bakayım? İyiyiz Yıldızcığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Hazırlanın, yarın Rukiye abla bizi bekliyor, ona gideceğiz ha. Ay... Ay bilmiyorum Yıldız. Ben şimdi nasıl dükkanı bırakıp da gideyim? Aman ne olacak be? Bir saate gider geliriz. Aa bilemedim. Bunu nasıl yapalım? Gideyim. İyi madem. Çay mı içiyorsunuz? Ha, istiyor musun? Hı. Hadi git şöyle. Hadi. Aa nasıl yani şimdi Hulusi dükkana mı girmiş Ahmet'e çalışmak için? Evet, evet. Yani ben geldim sana bakmaya müjdeli haberi vermek için ama yoktun alacığım. Sen beni orada görünce şaşırdım vallahi. Ya. Neredeydin sahi? Nereye gittin sen? Aman nereye gideceğim canım şey? Veli toplantısına gittim Sunan okuluna. Veli toplantısı mı? Üniversitede veli toplantısı mı olurmuş canım? Aman işte veliler kendi aralarında tanışalım falan demişler. Aman boş verin siz beni. Şimdi baya baya Ahmet'in dükkanına mı girdi yani Hulusi? Ha, girdi girdi de inşallah burada çalışır eniştem. Yani bilemiyorum. Çalışır çalışır. Ben onu çalıştırırım. Sizin gözünüz hiç arkada kalmasın. Ben onu... Ya zaten ev küçük. Küçük zaten. Yarım gün bile sürmez. Amirim, biz çok memnun kaldık ama şöyle bir şey var, kimsenin bilmemesi gerekiyor. Neden? Niye böyle gizli kapaklı iş yapılıyor? Çünkü evdekilerin haberinin olmasını istemiyor. Tamam canım, söylemeyiz o zaman. Niye söyleyelim? Zaten tek seferlik bir şey. Bir kere gelecek, bir daha gelmeyecek. Ya merak etme amirim, ben Melih Atalay'a söylerim, kesin gelir. Ha, amirim. Hadi gözünü aydın. Kızağın geliyormuş ha? Sağ ol usta, sağ olasın. Geliyor ya. Geliyor, çok özledim. Gelsin de bir hasret gideralım. Gezdim şimdi, ne kadar zaman oldu. Ne diyeceğim, yenge de geliyor mu? Yok,
Yok, o gelemiyor. Nasıl gelsin? Hasta var evde, onunla ilgileniyor. Annem evde yalnız. Ona bakıyor. Allah razı olsun. Vallahi helal olsun bak, ne kadar zamandır. İyi şikayet etmeden o kadıncağızla ilgileniyor. Demek ilahi süt demiş bir kız işte. Evet, evet. Allah razı olsun. Allah ondan çok razı olsun. Frambuazlı pastam her işlerinden ilgileniyor. O olmasa ben ne yapardım acaba? Öyle deme. Sen de bu kadar bundan gurbettesin bak. Sen de maşallah işinden evine, evinden işine. Evet. Hah. Hayatım, gittim ölçümü verdim kendime. Güzel bir takım elbise yaptırıyorum ha. Daha para kazanmadan harcamaya mı kalkıyorsun Hulusi, Allah aşkına? Yavrum, bunu bir yatırım olarak düşünsene. Kendime yatırım yapıyorum işte. Bak Hulusi, aileme mahcup etme beni bak. Adam akıllı git çalış. Aa, sen beni hiç tanıyamamışsın be hayatım. Bak size söz veriyorum, en kısa zamanda Ahmet'i milyarder yapacağım. Baba, o dükkanda ne yapacaksın sen? Zaten iki kişiler onlar. Kızım, onların vizyonunu değiştireceğim ben. Onlar sıkışıp kalmışlar o pasajdaki küçücük dükkana. Onları dünyaya açacağım, dünyaya. Yeni bir soluk getireceğim oraya. Bakın bunu unutmayın ha. Ha! Kapalı! Ya! Enişte ilk günden işe geç mi kaldı? Ali'cim biz de merak ettik. Esnaf bu saatte kalır mı hiç? Nerede iş öyle mi olacak abi? Ali birkaç kişi geldi, baktı dükkan kapalı gitti kardeşim. Ne diyorsun ya? Abi. Ya inanamıyorum ya. Enişteye bakar mısınız? İlk günden su kaynattı ya. Ali'cim böyle olmaz. Siz enişteye bir iş bulun, oraya yerleştirin. Yani ondan sonra da kurtulun yani. Ya abi ben yani onu kovsam şimdi Ahmet abiye çok ayıp olur. Aa, ne yapacaksınız peki? Vallahi bilmiyorum. Önce şu dükkanı açayım da abi. Ondan sonra düşüneceğiz artık ya. Aç, aç. Ah be. Saat kaç oldu? Ya haklısın. Saat kaç oldu ya? Kendi açılıyor. Esnaf. Hulusi! Hulusi! Hadi ayol, iki saat banyoda kalınır mı be adam? Hazırlanmadın mı daha? Geldim yahu, geldim. Hulusi, Hulusi, geldim tamam. Heh. Nasıl olmuşum? İyi, iyi, iyi. Hadi. Hadi git, hadi. Nereye gidiyorum hemen ya? Daha kahvaltı etmedim. Kahvaltı etmeden mi çıkayım? Normalde Ahmet bu saatte çoktan açmış oluyor dükkanı. Ya yengecim ya, kusura bakma da onlar da işi bilmiyorlar ya. Ya bu saatte kim gelir ne bileyim renkli televizyon almaya, robot almaya? Olur mu öyle şey? Boş yere kendilerini yoruyorlar yani. Hadi Hulusi, hadi git. Git Hulusi, git. Tamam, tamam. Gittim. Hadi o zaman. Görüşürüz. Hadi, hadi Allah kolaylık versin. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mesut, sabah yumurtan geldi. Ah. Sabah yumurtası mı? He. Ne var oğlum? Dört tane yumurta var burada. Ne on tane olacaktı? Sana bugün bu kadar. Gerisini Rıza amirime ayırdım. Bugün idare edeceksin bunu. He. Tamam. Rıza amirse tamam ya. Şş, Cemal al oğlum. Kırma. Sen yumurta ister misin? Ya Ali'cim Allah aşkına ne var bunda ben anlamadım ki yani. Üf, sabahtan beri uyuyakalmışım ne? Kusura bakma abi, kusura bakma. Ya neyi kusura bakmayayım ya? Ben alışık değilim ki böyle sabah erkenden kalkayım, dükkan açayım falan. Ben gece çalışan insanım bir kere. Abi affedersin, sana bir şey soracağım. Sen geceleri ne yapıyorsun abi? İlham geceleri gelir. Ben bütün şiirlerimi gece yazarım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Dükkan yeni mi açılıyor? Bu saatte mi açılıyor dükkan? Hulusi enişte uyuyakalmış abi. Allah Allah, ne alakası var? Bak Ahmet de bu saatte geliyor. Demek ki biz dükkanı erken açmaya çalışıyoruz. Normal saat bu saat. Doğru mu Ahmet'im? Sen de bir şey söylesene ama ya. Sustun orada. Ay anneciğim, iki çocuk ev işine yetişemiyorum. Dip köşe temizlik yapmam lazım. Her taraf pislik içinde yani. Sen madem kadının işini beğendin, ben de alayım ayda bir. Yahu gerek yok be çocuğum be. Evet, gerek yok. Ne gerek var canım, böyle bir şey çağırmaya falan. Ya, çok sıkışırsan ben gelirim.
Yaparız yani beraber. Ben yardıma gelirim sana. Üstüme iyilik sağlık. Sen niye yapacaksın? Sana yazık değil mi anneciğim? Değil. Ne yazık değil. Allah Allah. Biz Rukiye ile yaparız. Halacığım ne gereği var? Madem beğendiniz ayda bir alayım diyorum işte. Ne var? Anlamadım bunu. Tam uzatma, ne gerek var diyoruz işte. Siz Seyfi Beyciğim'den şikayet ederken şimdi de enişte beyciğim çıktı ortaya. Ya diyorum ki acaba başka bir iş mi bulsak ha? Kaç tane iş bulacağız daha butik? Daha kaç iş bulacağız abicim bu adama biz ya? Ne olmuyor? Yapamıyor. Al yanımıza aldık. Bütün gün gelsin çaylar, gitsin kahveler. Beyefendi şiir yazıyor. Abi ben bulacağım. Bakın diyorum. Ben Hulusi abiye göre bir iş bulacağım abi. Nasıl bulacaksın? Bekleyin, görün abi. Bekleyin ya, ciddi anlamda bekleyin. Aa, Suna geliyor. Merhaba. Hoş geldin. Alo. Alo. Eyvan, bana bir tatlı bir şey verebilir misin? Sen iyi değilsin sanki biraz. Sınavın falan mı kötü geçti? Yok, sınavım iyi geçti de. Başka bir şeye sinirlendim ben. Aa, yoksa biriyle mi kavga ettin ha? Suna söyle bana, gideyim ağzını, burnunu, kolunu kırayım ha. Yok, gerek kalmadı. Ben ağzını payını verdim. Ha. Kimle kavga ettin peki? Ya bu Burak var ya, benim sınıftan arkadaşım. Hmm. Bahsetmiştim onunla. Ya evet, bahsettin de aranız çok iyiydi. Ne oldu ki? Ya şöyle oldu. Ben ona notlarımı veriyordum. Salak olduğum için. Aslında o notları alıyormuş, okulun karşısındaki kırtasiyede satıyormuş. Aa. Evet. Vay be, çok akıllıca bir hareket aslında yani. Hayır, bir de üstüne üstlük yalan söylüyor bana, ben yapmadım diye. Ama ben bir tek ona notlarımı verdim. Yalancı. Bayağı yalan söylüyor bana. Bir de üstüne. Pislik. Hay Allah. Pislik ya. Ha. Selamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Ne o? Nasıl gidiyor, her şey yolunda mı? İyiyim Şeftaliçene, sen nasılsın? İyi, ben de iyiyim. Ne yapayım böyle? Ne haber suratsız? İyi. Hayırdır? Sınavın nasıl geçti? İyi geçti. Belli. Ne oldu ya? Yoksa sınavı geçtim, okul bitiyor diye mi üzülüyorsun? Sen de benim gibi okul uzatmak mı istiyorsun? Ya boş ver sınavı falan. Çocukla kavga etmiş. Benim tatlım vardı. Ya. Ha, sen... Bana da çay versene. Tamam. Hayırdır ya? Anlatmayacak mısın? Gerçekten bir de sana anlatmak istemiyorum. Ya iki saat boyunca kafamı ütüleyeceksin ben demiştim diye. Yok ya, ne alakası var? Bu arada kitaba başladım. İçinden notların çıktı. Belki lazım olur. Sağ ol. Neyi demiştim? Hı? Sence neyi demiştim? Ya bilmiyorum ya, neyi demiştim? Anlatsana. Uf, anlatmayacağım. Hadi ya. Ben şu an tatlım. Sinir içinde tatlım yemek istiyorum. Peki, o zaman ben bir hikaye anlatayım. Şimdi zamanın birinde bir kıvırcık koyun varmış. Bu böyle ormanda gezerken yaralı bir çakala rastlamış. Sonra çakal demiş ki, koyun kardeş, yavrularım karşıda, beni karşıya geçirir misin? Sonra koyun da almış onu sırtına. Demiş ki, geçiririm ama söz ver beni yemeyeceksin. Ay canlarım benim, ne kadar iyi ettiniz, geldiniz. Yıldız abla, Sibel ablaya gönderdiğin temizlikçi dillere destanmış. Aa, öyle mi? Evet, evet. Ben de gittim. Çocuklar gerçekten çok güzel temizlik yapmış yani, maşallah. Ay kimmiş? Bana da gelsin. Dükkanla ilgilenmekten eve bakmaya fırsat bulamıyorum. Ay evet evet, ben de isterim. O zaman ben bir konuşayım, sorayım bakalım ne diyecek. Konuş. Aa, siz de canım gencecik kadınlarsınız. Allah Allah, insan kendini mi temizleyemez mi mis gibi? Bir iki dakikada halledebilirsiniz. Siz ne gerek var çağırmaya? Yıldız abla, senden mi ulaşalım kadına, Elvan'dan mı ulaşalım? Çünkü işini çok beğendim. Ben anneme de alacağım. Haftada iki gün alacağız biz kadına. Kız kadına bak, bir temizliğe gitti. Herkes peşinde koşuyor. Yok. Değil mi kız? Ay, ben çayları doldurayım, tazelim. Nereye gidiyorsunuz hanımefendi? Gönül biraz da alışveriş etmenizi isterdi. Yok ya. Hiç beklediğim etkiyi yaratamıyorum Ahmetciğim yani. Müşterilere şiir okurum, böyle büm büm bakıyorlar. Ya, şundan olabilir mi acaba enişte? Şimdi o müşteriler buraya alışveriş yapmaya geliyorlar ya. Hı. Halbuki sen ne yapıyorsun? Onlara Ramazan davulcusu gibi mani okuyorsun. Aşk olsun Ahmet'im, bunu duymamış olayım ya. O nasıl laf?
Sen benim şiirlerime nasıl mani dersin ya? Cehaletime ver enişte. Acaba diyorum sana başka bir iş mi baksak enişte? Ama şöyle ilk günden geç kalmayacağın, adam gibi çalışacağın, manilere müşterileri boğmayacağın bir iş diyorum. İyi ki bir kere geç kaldık ya. Sabahtan beri ağzınızda geç kaldın, geç kaldın. Hem bak senin ortak da yok ortalıkta. Bu saatte nerede? Bu saatte dükkanda olması gerekmiyor mu? Buradayım. Geldim ve buldum. Tam da sana göre bir iş buldu Hulusi abi. Bana iş mi buldun? Evet. Ne işi ya? Ya demiyor muydun hani yeteneklerime göre bir iş lazım, yeteneklerime göre bir iş lazım? Butik. İşte. Evet abi, yeteneklerine göre bir iş. Bu ne butik bu? Daha kazık soru da şu, enişten bununla ne yapacak butik? Niyetçilik yapacak. Evet, gördüğünüz üzere açıyoruz bu tezgahınız. Bu da görmüş olduğunuz gibi iş arkadaşlarınız. Niyetlerinizi de bunların içine yazarsınız ve çalışmaya başlarsınız. Bakın geliyor şimdiden eğitimli. Evet, görüyorsunuz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Sami Usta. Ne yapıyorum ya? Aynen, seni ne yapıyor? Bak ne diyeceğim sana? Ya iyice aklında biri yok mu evlenecek? Bulsana sen kendine birini. Evlenmek mi? He. Ya Sami Usta, sen benimle yaşamak öyle kolay bir şey mi zannediyorsun ya? Yok mu ya? Erişini kendine, aile diyorsun kendine. Yok mu ailede büyük biri? Aracılık yapsınlar sana. Ya tamam, kendi işimi kendim hallediyorum da. Ben öyle görmeden birinin bulduğuyla evlenemem. Görmeden mi? He. Sen zaten görmüyor ki be ya. Ya tamam tamam da yani böyle hani tanımadan, konuşmadan, biraz ölçüp biçmeden öyle görücü usulü. Bana olmaz, olmaz bana. Ne diyeceğim bak, yok mu hiç gönlünde biri? İyi de gönlümde olması demek, yanında olması demek değil ki be Sami Usta. Ama belki senin yanındadır. Benim mi? He. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Rukiye ablaya çaya gelmiştik de selam vermeden geçmeyeyim dedim. Çok 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 mutlu oldum. Çok mutlu ettiniz beni. Teşekkür ederim. Ne oluyor? Ha. Yok bir şey be ya. Neye güldün? Neye güldün? Ya o geçen bana bir fıkra anlattı la. O zaman hiçbir şey anlamamıştım. Şimdi de anladım, ona gidiyorum. Ha, alem adamsın. Ona gidiyorum yani. Bizim Rıza Amir yok mu? O istemiş işte. Ya Gülden abla da çok istiyormuş. O da çağıracak. Melahat Hala artık haftada bir bize de gelirsin ha. Olmaz, gelmem. Aa, neden? Hulusi artık iş buldu, bu bir. İkiniz de kimse duymasın, ne oğlum yani. Abimin kulağına gider. Kardeşini temizliğe yollamış derler, bir şey derler. Ayrıca da ben size yardımcı olmak için geldim. Ben bu işte kariyer yapmayı planlamıyorum. Peki, yani sen bilirsin o zaman Melahat Hala. Bir çay içirdiniz, burnumdan geldi. Sasa sasa olmuş zaten. Bardakta da bir sürü lekeler, bir şey. Aman. Yenge, annem yine nereye gitti? Ya çocuğum bilmiyorum ki, böyle kaybolup kaybolup duruyor. Mesela geçen gün sordum gene, işte senin veli toplantına gitmiş. Veli toplantısı mı? Ha. Yenge o lisede olur. Üniversite veli toplantısı yok ki. Öyle dedi, ne bileyim. Allah Allah. Ya acaba beni takip mi ediyor annem? Ya da babamı takip ediyor? Ya bir şey çeviriyor kesin ya. Yok artık, niye takip etsin canım? Gözünün önündesiniz, yok yok. Hah. Geldi bak, hah, soracağım şimdi ben. Sürpriz! Baba, bunlar ne? Sizi yeni iş arkadaşlarım Pamuk ve Kürdan'la tanıştırmak istiyorum efendim. Buyurun. Baba, bana mı aldın bunları? Ay. Çok güzeller. Ay. Ay, canım benim. Hulusi. O tavşanlar ne? Söyledim ya hayatım, işte yeni iş arkadaşlarım. Ne iş ya? Siz beyaz eşya satmıyor muydunuz? Tavşan mı satıyorsunuz artık? Evet, evet. Evet, sen Ahmet'lerin yanında işe girmemiş miydin? Aa, yok be Rukiye'cim. Onlarla anlaşamadık saatler ve prensipler konusunda. Ben de kariyerimi bu alanda devam etmeye karar verdim. Ne kariyeri Hulusi? Niyetçilik işte hayatım. Bakın bu niyet işinde çok para varmış, tamam mı? Ben şimdi sabaha kadar bu niyetleri yazacağım. Ertesi sabah da gideceğim kalabalık meydanlarda, ne bileyim işte sahil kenarlarında falan tezgah kuracağım. Zaten benim şiirlerimi biliyorsunuz. 2-3 aya kadar zengin oluruz zaten. Anne bunlar
çok tatlı. Ne olur burada besleyelim, ne olur, ne olur. Ya nasıl evde? Olur mu evde? Ben bakarım yenge, söz veriyorum ben bakarım. Hem Aslı geldiğinde de oynar, sever. Çok tatlılar ya. Bakın söylüyorum size. Bu pamuk ve kürdanla yepyeni bir hayata merhaba diyoruz. Haberiniz olsun sevgili ailem. Geldi, gidiyoruz. Karma karışık yollarda. Hüzünden, mutluluktan de bana ama. Yapmışız, gene yıkmışız. Hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya, yaslaya. Tutunmuşuz geçmişin kanatlarına.